Önceki videoda dönemsel amortismanı incelemiştik. Bu videomuzun konusu yine dönemsel amortismana benzer ama ömür içindeki belirli bir dönemin amortismanına bize döndürecek. İngilizce Excel'de ya da Google Sheets'i İngilizce olarak kullanıyorsanız SYD fonksiyonu olarak kullanabileceğiniz YAT fonksiyonunu bu videoda inceleyeceğiz. Şöyle bir açıklaması var. Yıl sayıları toplama yöntemi kullanılarak aktifin bir döneme ilişkin amortismanını hesaplar. Bir döneme ilişkin amortisman dediğimiz ömür 12 yılsa bunun dönemini, yani 2. yılını 3. yılına, 1'den 12'ye kadar fark etmez, herhangi bir yılını inceler. Eğer ömür aylık olarak verilebilirse aylık olarak da hesaplamalar yapabiliriz. Bu videoda biz ikisini de şimdi inceleyeceğiz. Bunun için önce gelip YAT fonksiyonunu açıyoruz. Bize maliyeti soruyor. 1,5 milyon dolar demiştik. Burada fiyatı 250 bin dolar. 12 yıllık ömrü var. Biz hangi dönemini istiyoruz? İkinci dönemini istiyoruz. Yani ikinci yılının amortismanını istiyoruz. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımızda ve tabii ki gelip bunun biçimini bir değiştirelim önce. Amortisman bedelimiz 176.282,05 çıktı. Biz birinci dönemin amortismanını isteseydik buraya 1 yazardık ve sonuç çıkardı ortaya. Son dönemin, yani 12. dönemin 12. yılın sonunda bir amortisman hesaplanacak olsaydı bu da 16.025 dolar olarak karşımıza çıkardı. Şimdi gelin biz ne yapalım? Buradaki ömür birimini aya çevirelim. Yine dönemi de aylık olarak aramaya başlayalım. Bunun için ne yapabiliriz? Buraya direkt 144 yazabiliriz. Yani 12 çarpı 12 144 yapacak. Ya da bunu biraz daha otomatize edebiliriz. Gelip burada C5 hücresinin yanına çarpı 12 dersek ortaya zaten şöyle bir sonuç çıkacak. Bakın 144 sonucu çıkacak. Buradaki dönemi değiştirmemiz gerekiyor. Mesela bakın 144 aylık bir dönemde, ömürde daha doğrusu 12. dönemi, yani 12. ayı sormuş oluyoruz burada. Gelip ben 144'ü burada artık sorarsam 119 dolara kadar düşen bir amortismanla karşılaşacağım. Mesela 145 dediğimizde bunun nam alacağını görürüz. Çünkü 145 aylık bir ömür yok. Son olarak 144 aylık bir ömür bizim dönemimiz içerisinde bulunabilir. Mesela ilk dönemin amortismanına bakalım. İlk ayın diyelim daha doğrusu. 17.241.38'lik birinci ay amortisman tutarımız burada mevcutmuş. Yıllık ve aylık olarak YAT fonksiyonunu kullanarak belirli bir döneme ilişkin amortismana hesaplamış olduk. YAT fonksiyonu kullanımı bu şekilde. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.